Merhaba, ben Duygu Çevik. Duygu ile Keşfet Köşesi'nde bu hafta kanalda Mersin suyu var. Bilmeyenlerle beraber bu hafta Mersin suyunu keşfetmeye çalışacağız. Mersin suyu nedir? Nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Şöyle etraflıca bir bakmaya çalışacağız. Tabii ki kullanım alanı biraz geniş. Biz en çok kanalın kimyasına uygun olarak cilt bakımı üzerinde duracağız. Mersin suyu adı üstünde Mersin bitkisinden elde ediliyor. Su buharı damıtması sonucunda Mersin bitkisinden elde edilen %100 Mersin suyu. Tabii siz alırken onun %100 olmasına dikkat edin de farklı farklı boyutlarda satılıyor şişeleri. Ben şu boyutta olanından alıyorum. Bunun 1 litreye kadar olanı var. Siz dilediğiniz boyutta tüketim durumunuza göre satın alabilirsiniz. Mersin suyunun çok geniş bir alanda kullanıldığını söyledik. Bronşit hastaları gibi mesela onlar kullanıyorlar. Farklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Pansuman olarak mesela pansuman yapmak amacıyla Mersin suyunu kullananlar var. Bunun dışında iştah açıcı özelliği var Mersin suyunun. Yine tüketen var böyle Mersin suyunu içenler var. Ben oraları çok bilmiyorum açıkçası. Çünkü ben sadece cilt bakımında kullanıyorum. Cilt bakımını şöyle nelere yarıyor? Cilt bakımına faydaları neler Mersin suyunun, onu anlatalım. Bir de videonun sonuna doğru Mersin suyu ile ilgili acayip bir tüyo vereceğim size. Bayılacaksınız. Hadi o zaman başlayalım. Mersin suyu ve cilde faydaları. İlk olarak hangi cilt tipine uygun ondan başlayalım. Mersin suyu tüm cilt tiplerine uygun ama bence karma özellikle de yağlı ciltliler için çok daha uygun. Mersin suyunu kullandığınız zaman göreceksiniz zaten biraz cildi kurutuyor. O yüzden de çok kuru ve hassas bir cilde sahipseniz ben çok fazla kullanmanızı önermiyorum. Siz yine de bakın, araştırın. Size uygun olduğunu düşünüyorsanız kullanın ama daha çok Mersin suyu yağlı ciltliler için, akneli ciltliler için ve gözenekli ciltliler için kullanılabilir. Onlar için daha uygun. Yağlı cildiniz varsa yağ dengeleyici etkisi var. Zaten ben de uzun süredir Mersin suyunu tonik amacıyla bu yüzden kullanıyorum. Benim de cildim karmadan yağlıya. 1500 videoda da söylemişimdir bunu ama ne yapayım yani bir şekilde açıklamam gerekiyor. Eğer cildiniz yağlıysa ciltte yağ dengeleyici özelliği var. Eğer böyle gözenekleriniz fazla açıksa, gözenek sıkılaştırıcı demeyelim de böyle Mersin suyunun açık gözenekleri böyle toparlayıcı özelliği var. Eğer akneli bir cildiniz varsa da yine böyle hani cildi biraz kuruttuğu için akneler üzerinde de etkili. Onları da böyle kurutucu bir rol oynuyor diyebiliriz. Mersin suyu doğal bir tonik olduğu için bütün o yağ dengeleyici, gözenek toparlayıcı, akneler üzerinde etkili faydalarının haricinde bir de böyle müthiş bir tazelik hissi veriyor cilde. Aynı zamanda ferahlatıyor. Doğal yani gül suyu gibi mesela. Bütün doğal tonikler gibi Mersin suyu da ferahlatıcı ve tazeleyici bir özelliğe sahip. Peki Mersin suyunu nasıl kullanabilirsiniz? İki türlü kullanılabiliyor birçok tonik gibi. Dilerseniz böyle fıs fıs pamuğun üstüne sıkarsınız. O şekilde şöyle pıt 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 uygularsınız. Ama ben Mersin suyunu o şekilde kullanmıyorum. Hani böyle büyük şişede aldım ya alır almaz hemen benim şöyle bir sprey şişem var. Bunun içerisine dolduruyorum Mersin suyunu. Şöyle aman ağzımıza da kaçmasın. Zaten cildimde de bir şey yoktu. Sabahtan böyle videoyu çekeceğim diye ben Mersin suyunu da şöyle sıkmış olayım. Böyle ne bileyim 5-6 fıs işte kendi dileğinize göre, kendi isteğinize göre bu şekilde sprey şişeye koyduktan sonra cildime uygulamasını yapıyorum. Mersin suyunu ben pamukla kullanmıyorum. Gül suyunu da öyle mesela. Pamukla kullanmam. Gül suyuyla bazen cildimi temizliyorum. O zaman pamukla kullanıyorum ama normalde böyle tazelesin falan diye gül suyunu da yine sprey şişeye koyup o şekilde cildime direkt uyguluyorum. Zaten bir zararı da yok. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İster pamuk, ister sprey.
Cilt bakımında Mersin suyunu şöyle genel olarak bir anlattık. Bu arada Mersin suyunu özellikle ben hemen hemen bütün tonikleri yüzüme uyguladıktan sonra boynuma da uygulamaya çalışıyorum ama Mersin suyunu da böyle sadece yüzünüze uygulamayın, boynunuza falan da uygulayın. Hani yağ için vesaire bir etkisi olmaz boyunda, o daha çok cilt için ama yine de böyle bir tazelik hissi verir, böyle bir ferahlatır. O yüzden tonikleri boynunuza da uygulamaya çalışın. Tabii uygun olan, oraya uygulamaya uygun olan tonikleri. Şimdi gelelim videonun bonusuna. Videonun başında söylemiştim ya, cilt bakımından haricen bir de nerelerde kullanılır. Mersin suyunun böyle ter kokusunu alıcı bir özelliği var. Çok fazla doğal üründe göremezsiniz bunu. Özellikle de tonik etkisi içeren üründe çok fazla göremezsiniz. Şimdi bu sprey olarak da kullanılabildiği için ter kokunuz varsa ya da dönem dönem böyle farklı sebeplerden dolayı ter kokusu problemi yaşıyorsanız şöyle bir sprey kutuya doldurun yine ve ter kokusu üzerinde müthiş etkili, özellikle de yaz aylarında bundan muzdarip bir insansanız Mersin suyu çok işinize yarayacak. Sprey kutuya aldınız, hemen böyle fıs fıs fıs, kokusu yok. Yani bunun koku olarak böyle bir etkisi yok ama böyle bir bastırıcı, o hani o kötü havayı alıcı, o kötü kokuyu alıcı, ter kokusunun o hani hem ağırlığını üstünüzden alır, hem ferahlatır, hem kokuyu bastırır. Öyle de bir etkisi var. Bunu da söyledikten sonra artık videoyu bağlayalım. Ne yaptık bugün? Mersin suyu nedir? Nasıl kullanılır? Nerelerde kullanılır? Faydaları nelerdir? Ondan bahsettik. Umuyorum beğendiniz. Duygu ile Keşfet köşesinde bu şekilde çok fazla ürünle tanışacağız. Böyle Mersin suyu gibi doğal ürünler, tonikler vesaire hepsine Duygu ile Keşfet köşesinde yer vereceğiz. Geri gelecek tabii hazır ürünleri de keşfetmeye çalışacağız. Benim ilk defa işte deneyimlediğim ürünlere vesaire de yer vereceğim. Hep birlikte bunların hepsini böyle topluca keşfediyor olacağız. Benim gibi ürün meraklısıysanız, doğal meraklısıysanız, cilt bakımında doğallık arayanlardansanız bu köşeye bayılacaksınız. Kanaldan çıkmadan önce abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aboneyseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz ve videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.